Merhaba Atıf Hala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Kırgızistan'da yaşanan ilginç bir gelişme haberiyle sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone ve beğendiyseniz videolarımızın paylaşımı konusunda vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıf Hala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek bugün gerçekten çok ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Kırgızistan'da 24 Mart 2005'te yaşanan halk devrimi sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Asgar Akayev yaklaşık 16 yıl aradan sonra ülkesine döndü. Asgar Akayev bu. Evet değerli izleyiciler, Kırgızistan'ın Turgut Özal'ı olarak bilinen reformcu, demokrat ve ekonomist Asgar Akayev uzun yıllar, yani bir diğer ifadeyle yaklaşık 15 yıl burada gördüğünüz Akuy olarak bilinen Beyaz Ev'de görev yaptı. Tarihler 24 Mart 2005'i gösterdiğinde ise Kırgızistan ve bir diğer ifadeyle Asgar Akayev için hiç beklemedik bir gün yaşanıyordu. Cumhurbaşkanı Sarayı olarak kullanılan yerel halk tarafından Akuy, yani Beyaz Saray veya Beyaz Ev olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sarayı'nın hemen yanı başında bulunan Alatu Meydanı o gün, yani 24 Mart 2005'te beklenmedik gelişmelere sahne oluyordu. Ülkede Cumhurbaşkanı Asgar Akayev yönetimine başkaldıran muhalifler hemen Beyaz Saray'ın yanı başında bulunan Alatu Meydanı'na iki grup halinde akın ettiler. Aralarında bir ara Kırgızistan'da başbakan ve cumhurbaşkanı görevinde bulunan Kurmanbek Bakiyev'in başını çektiği muhalif bir grup Oş pazarı tarafından Alato meydana doğru gelirken yine aynı şekilde Kırgızistan'da cumhurbaşkanı görevinde bulunan Almazbek Atambayev'in başını çektiği bir diğer muhalif grup ise Alato meydanın doğu tarafından hareket ederek meydana doğru ilerledi. Ardından iki grup başkent Bişkek'in kent merkezinde bulunan Alato meydanında buluştu. Önce konuşmalar yapıldı ve meydandaki kalabalık giderek arttı. Bir ara meydanda bulunan insanlara atlı polisler müdahale ettiyse de meydanı dolduran muhalifler bu atlı polisleri kovaladı ve atlı polisleri meydandan uzaklaştırdı. İşte değerli izleyiciler, tam bu sırada ne olduysa muhaliflerin bir kısmı burada gördüğünüz Cumhurbaşkanı Sarayı'nın etrafında bulunan demir parmaklara yöneldi. İşin ilginci değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Sarayı'nın etrafında çok sayıda silahlı asker olmasına rağmen o gün değerli izleyiciler tek bir kurşun atılmadı. Biraz da bunu fırsat bulan muhalifler önce Cumhurbaşkanı Sarayı'nın etrafındaki demir parmaklıkları kırdı ve ardından Cumhurbaşkanı Sarayı'na yöneldiler. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sarayı'nın kapılarını da kıran muhalifler Cumhurbaşkanı Sarayı'na giderek 1. kattan 7. kata kadar ilerlediler. İşte değerli izleyiciler, bundan yaklaşık 16 yıl önce 24 Mart 2005'te muhaliflerin Cumhurbaşkanı Sarayı'na yönelik bu hamlesi sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Asgar Akayev 16 yıl aradan sonra bugün Bişkek'e geldi.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan en küçük oğlu İlim Akayev ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Asker Akayev, Bişkek Manas Havaalanı'nda Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi yetkililerince karşılandı. Uçaktan sakin adımlarla inen eski Cumhurbaşkanı Asker Akayev, havaalanında kendini bekleyen araçlara binerek meydandan uzaklaştı ve Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi binasına geçti. Ну подождите, подождите. Мен бүгін өзімді абдан бақытлы сезіп тұрам, себебі 16 жылдан кейін бірінші жолы ата жұртқа өзім мекеніме, елімізге келгеніме, ошондықтан мен республиканың жетекшілігіне разышылығымды білдірем. Дейлізеже Бішкектен келген хабарларда 16 yıl aradan sonra Bişkek'e gelen eski Cumhurbaşkanı Asker Akayev'in ülkede yürütülen Kumtor altın madeni soruşturması kapsamında ifade vereceği ve ifade verdikten sonra daha önce vefat eden iki abisinin mezarını ziyaret edeceği ve onların ruhuna Kur'an-ı Kerim okuttuktan sonra Kırgızistan'dan ayrılacağı belirtiliyor. Başkent Bişkek'ten basına yansıyan haberlerde 16 yıl aradan sonra ifade vermek için Rusya'nın başkenti Moskova'dan bugün Bişkek'e gelen eski Cumhurbaşkanı Asker Akayev'in tutuklanmasının beklenmediği belirtiliyor. Evet değerli izleyiciler, 16 yıl aradan sonra doğduğu büyüdüğü ve yaklaşık 15 yıl Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ülkesine dönen eski Cumhurbaşkanı Asker Akayev'e ilişkin birkaç izlenimi sizlere ifade edeyim. Asker Akayev Kırgızistan'ın Turgut Özal'ı olarak biliniyordu. Akayev'i Turgut Özal'a benzeten en önemli özelliklerden birisi iki elini havaya kaldırarak tokuşturması ve birçok yerde insanları bu şekilde selamlaması. Turgut Özal'a benzeyen bir diğer özelliği ise özellikle samimiyeti, halka olan yakınlığı ve halktan biri olması. Akayev'in Turgut Özal'a yakın bir diğer özelliği ise reformcu, ekonomist ve ileri görüşlü olması.